Efendim günaydınlar. Bugün 3 Haziran 2022 Cuma günü gündemiyle yaklaşık 3 günlük aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgi, teveccüh için teşekkür ediyorum bu süreçte. Ve gündemin notlarını yine aktarmak üzere huzurunuzdayız. Tabii bu bir haftalık süreç, hemen hemen biraz böyle inişli çıkışlı, birçok tartışmayı beraberinde getiren, işte bir yandan gezi süreci, bir yandan özellikle işte birkaç gün içinde yaşanan olayların getirmek istediği bir kışkırtıcılık ruhu vesaire vardı. Böyle yakından takip ettik, arkadaşlarımız da değerlendirdi. Yeri geldikçe biz de değerlendirmeye çalışacağız. Tabii genel konsept itibariyle gözümüzü çevirdiğimiz nokta özellikle Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak da nokta operasyon süreçleri dikkat çekmeye başladı. Son 24 saatin önemli başlıkları arasında Türkiye, Membiç ve Tel Rifat'taki PKK ve uzantılarına yönelik başlatacağı operasyona kilitlenmiş durumda. Her an başlayabilir vurgusu geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Terörle mücadelede de yine kararlılık mesajları gelen açıklamalar arasında yer alıyor. Bunlara birlikte bakmaya çalışacağız. Muhalefet cephesine baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet lideri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. Bu 10 soruya karşılık bir 10 soruluk yanıt yine hem Kılıçdaroğlu'ndan geldi, hem Erdoğan'a da 10 soru kendisi sordu. Burada tabii siyaseten biraz şeylerin hız kazandığı göze çarpıyor. Çünkü böyle bir erken yine seçim sürecine dair bir takım şeyler var, yaklaşımlar var muhalefet cephesinde. Doğal olarak tansiyon gittikçe yükseliyor. Tabii siyasette kirlenen bir dil var. İşte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı ifadeden tutun da siyasetin böyle genelini kapsamış bir gergin dil, bir kontrolsüz bir dil var. Şimdi bu şunu gösteriyor. Özellikle ekonomide mevcut süreci yönetmekte zorlanıldığının işareti olarak açıkçası iktidar kanadından gelen bu açıklamayı değerlendirmek mümkün. Muhalefet kanadı da istediği çapta kendisine yönelim olmayınca biraz böyle şey yapıyor, çırtkanlığını yükseltiyor. Tabii bu dili kökten, yani her iki kesimin ortaya koyduğu dile kökten karşı olmak gerekiyor. Çözümleriyle ülke ekonomileri yönetilir ve buna bağlı olarak da özellikle ayrıştırıcı, kadını ya da insanı hedef alan her neyse bütün bu üsluplardan da siyasetin uzak durması gerekiyor. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar özellikle şunu bir kez daha gösterdi. Hep yumuşak karnımız aranıyor. Tabii toplamda mevcut ekonomi yönetiminin anlamak istemediği şey şu, ya da mevcut iktidarın belki yapmakta niyeyse hep geri durduğu mesele, ekonomiyi iyi yönetemiyorsanız onun dışında başarılı olmuş alanlarınız ya da onun dışında oluşan boşluğun getirdiği sıkıntıları iyi gözlemleyip ona göre hamleler gerçekleştirmek gerekiyor. Ekonomide çünkü toplumsal bir eşik aşıldı. Gerçekten yurttaş çok büyük bir sıkıntı içinde, her şey üst üste geliyor. Toplamda ciddi bir şekilde buralarda artık böyle maliyet falan kalmadı. Resmen günü kurtaralım yaklaşımı, yarına dair umutsuzluk, iktidarın buna karşı çaresizliği ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan ve kendisine, bu iktidara alternatif gören muhalefetinde yine bu denklemde maalesef çözümsüz kalıyor oluşu, sadece slogan atıyor oluşu işi biraz yurttaş açısından sorunlu hale getirdi. Tabii bu işte malumunuz anketlere vesaireye de yansıyor. Yani son işte birkaç anket, artık sadece bir anketle de sınırlı değil. Son birkaç anket ciddi şekilde ne Cumhur İttifakı'ndan ne de Millet İttifakı'ndan yana bir tavır sergiledi. Yani her iki kesimin bu sorunları çözemeyeceği, tabii belirsizliğin getirdiği süreçte seçim sattım halinde ya da seçim haftasında ya da seçim gününde bir karar verilmek durumunda kalabilir. Yani ona bir şey diyemiyorum ama en nihayetinde yurttaş çok açık ve net bu ekonomiye şu gün itibariyle hem mevcut muhalefetin hem mevcut da bu işi yönetmesi gereken iktidarın başaramadığını, beceremediğini açık bir şekilde dile getiriyor.
Bu konu iyi analiz edilmeli. İçinden geçtiğimiz böyle bir boşluk var. Yani yurttaş sinir uçlarıyla özellikle ekonomi gibi çok can damarı bir meselede kilitlenmiş durumda. Bu kilitlenmede bu ortalıkta ciddi bir kışkırtıcılık havası var. Tam zemin hazır. Yani işte Bebek sahilinden tutun da işte Galata'daki kendisini yakma girişimine bulunan yurttaşımıza böyle birkaç olaylar sıralanıyor. Peşine muhalefet tarafı tabii erken seçim talebi olduğu için özellikle bu süreci kışkırtmakta yeri durmuyor. Dolayısıyla herkesi biz buradan bir kez daha sakin bir dil kullanmaya, mevcutta Cumhur İttifakı'nı, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ekonomide çok daha kararlı, çok daha net, çok daha kamucu, devletçi, halkçı bir politika izleyip A'dan Z'ye bütün fiyatları belirleyen, A'dan Z'ye yurttaşın yanında yer alan, A'dan Z'ye, yani vatandaşın talebi şu değil, yani benim asgari ücretim iki katına çıksın, hiç öyle bir talep duymuyorum. Her şey eski haline gelsin, benim asgari ücretim artmasın. Yani gerekiyorsa, ama her şey fiyatta eski haline gelsin, o denge tekrar gözetilsin şeklinde talep daha fazla baskın geliyor. Yani burada artık şey kırılmış. Yani içinden geçtiğimiz sürecin dinamoları, dinamikleri kırılmış. Yani işte hastaneye gidiyorsunuz, aynı sohbet. Bakkala gidiyorsunuz, aynı sohbet. Sokakta geziyorsunuz, aynı sohbet. Hep buralarda ciddi bir şekilde yer aldığını gözlemliyoruz. Burada bir açık uyarı var. Onu hem iktidar kanadından hem muhalefet kanadından umarım gözlemlemesi gerekiyor. Tabii ekonomik verilere de bakacağız. Burada birçok nokta var. Özellikle besicilik konusunda ciddi şekilde hayvanların artık hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızın, besicilikle beslenen yurttaşlarımızın, geçinen yurttaşlarımızın hayvanlarını satması gibi ciddi bir şekilde süreçle de, tehlikeyle de karşı karşıyayız. Yani bu et, süt, yumurta gibi çok temel besin maddelerimizin bir zincir halinde olduğunu varsayarsak çok önemli yer tutuyor. Türkiye'nin yine verimli arazilerinde hasat başladı ama üretici burada mutsuz. Çünkü üreticiye çöken sistem, yani şu anda bildiğimiz zincir marketlerin çöken sistemi. Hani biz kooperatifçilikte bir devrim sürecinin ayakları, yani devrim ekonomisinin, devrimin üreten ekonomi hattının canlanması için çok önem atfettiğimiz bir çizelge. İşte hasat başlıyor, üretici mutsuz. O ucuza satıyor ama biz çok pahalıya yiyoruz. Ne onlar kazanıyor, ne son tüketici kazanıyor. Arada kazanan alıyor şeyi, maalesef gidiyor. Buraların ciddi bir dengeye kavuşması, burada maalesef devlet otoritesi gibi kavramın ya da işte kamudan gelen açıklamaların çok ciddi şekilde etkili olmadığı gözlemleniyor. İşte emlak sektörü için de aynı şeyi söyledik. Son bir takım hazırlıklar, ihbar edin, bilmem ne yapın gibi bir takım temliklerin ya da yöntemlerin burada çok geçerli olamayacağını falan anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef bu çağrıdansa hala liberal politika, serbest piyasa, ki artık şeyler bile, yani böyle Sayın Işın Çelebi gibi, hani liberal ekonomik sistemin böyle göbeğinde görev almış diyelim isimler bile artık bu liberal ve serbest piyasa sisteminin çöktüğünü anlatırken, hala daha bugün bu girdapta boğuluyor olmak, içinden geçtiğimiz sürecin tehdit ve tehlikelerinin bu gözle maalesef gözükmüyor oluşu çok ciddi sıkıntının başını çekiyor. Bunları analiz etmeye çalışacağız bir yayın kuşağımız içinde. Bir giriş yapalım tabii. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyon koduyla geçtiği haberler vardı dünden beri. Onlara bakalım. Bölücü terör örgütü son yılların en büyük darbesini almaya devam ediyor. MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon düzenledi. PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. Suriye'deki teröristlere de fırsat verilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya nokta operasyonla darbe indirdi. Ateş. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrasında cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün PKK için güvenli bir liman olma özelliği kazandığını tespit etti. Bu doğrultuda Süleymaniye'nin Cem Cemal ilçesinde PKK'nın sözde Kerkük cephesi sorumlusu Mehmet Doğan operasyonla etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde de PKK'lılar hedefteydi. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyon kodu önemli. Bir nokta operasyon ve son yıllarında en büyük darbelerinden biri. MİT Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlarından bir tanesi. Daha önce de biliyorsunuz Kuzey Irak'ta, daha doğrusu Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen yine operasyonel süreç özellikle bizi Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere, önümüzdeki süreçte buradaki bir operasyonel hareketliliğe dair iz verdiğini bu yayınlardan size aktarmıştık ilk olarak. Şimdi o hatta da bakalım, bir Türkiye Membiç ve Tel Rifat'taki PKK ve uzantılarına yönelik başlatacağı operasyona kilitlendi. Türkiye'nin operasyon hazırlığında olduğu iki şehir 6 yıldır ABD güdümlü terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin işgalinde. Terör örgütü bu ilçelerin nüfus yapısını da değiştirerek yüzlerce Suriyeli'ye göçe zorlamıştı. Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan siviller bölgenin PKK teröründen arındırılarak evlerine dönecekleri günü bekliyor. Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri destekli PKK-YPG tarafından kurulmak istenen terör koridoruna set çekti. Türk ordusu kontrolündeki güvenli bölgelere saldırılardan vazgeçmeyen PKK-YPG ise terör eylemlerinde Tel Rifat ve Membiç'i üs olarak kullanıyor. Tel Rifat ve Membiç 6 yıldır Amerika Birleşik Devletleri güdümlü terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin işgalinde. Terör örgütü bu ilçelerin nüfus yapısını da değiştirerek yüz binlerce Suriyeli'yi göçe zorladı. Evlerimizin tamamı yıkıldı. Canımızı zor kurtardık. Sadece Tel Rifat'ta yaklaşık 250 bin Arap Suriyeli sivil yerinden edildi. Türkiye sınırına yakın bölgelere sığındı. Azez ve çevresinde kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşayan Tel Rifatlılar sık sık PKK işgalinin son bulması talebiyle protesto düzenliyor. Tel Rifat'ın terörden arındırılarak güvenli şekilde evlerine dönecekleri günü bekliyor. Evimize, eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Bu isteğimizden hiç vazgeçmedik. Bu umutla yaşıyoruz. Mahallemde arkadaşlarımla oyun oynadığım günleri özlüyorum. Tel Rifat'taki evimiz yıkılmış olsa bile geri dönmek istiyorum. Evimizi tamir ederiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Suriye'nin kuzeyine yeni askeri harekatın ayrıntılarını açıklamıştı. Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararının yeni bir safhasına geçtiklerini belirtmişti. Vatan Partisi, Türkiye'nin Suriye hükümetiyle işbirliği yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü PKK-YPG'nin Suriye'deki varlığına tamamen son verilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ile işbirliği yaparak Suriye'nin tamamından PKK'yı temizlemeli. Efendim, bir Suriye'nin kuzeyindeki son durum haritasına bakalım. Bu son durum haritası üzerinden bu kritik noktalardaki operasyonel süreci anlamak biraz daha belki etkili olur. Gördüğünüz gibi Suriye'nin kuzeyindeki son durum bu. Türkiye'nin PKK ve uzantılarına yönelik başlatacağı operasyonu 6 yıldır ABD güdümlü terör örgütleri tarafından, biliyorsunuz artık IŞİD'de, YPG kontrolünde çatışıyor, bölgeyi bölmeye devam ediyorlar. Ve terör örgütlerinin özellikle bu ilçelerin nüfus yapısını da değiştirerek oluşturduğu ve yüz binlerce Suriyeli'yi göçe süreç bıraktığı, zorladığı bir tablo. Ve Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan sivillerin de bölgenin PKK terörü tarafından arındırılarak evlerine dönecekleri günü az önceki röportajlarda gördüğünüz gibi dile getiriyorlar.
Şimdi operasyonun önemli halkalarından bir tanesi Membiç olacak. Membiç bu bizim Fırat'ın batısı doğusu diye tanımladığımız önemli kritik noktalardan da bir tanesi. Muhtemel operasyonun buraya gerçekleşmesi önümüzdeki halkaların Fırat'ın doğusunda gerçekleşeceğine ilişkin bir takım izler veriyor. Yani çok geniş bir alanda tabii terör örgütünün sanki ve Amerika üstlenmelerinin oluştuğu gözüküyor. Ama yani bu tip işlerde şunu görmek gerekiyor. Şunu belirtelim. Tabii çok geniş alan, burası dağlık bölgeler vesaire. Yani bütün bu alana hakim olma şansı yok tabii kimsenin. Ama işte başta o işte Rakka olmak üzere böyle çeşitli noktalardaki İşte zengin petrol kuyularının olduğu bölgeler aslında esaslı bir etkinlik söz konusu. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştireceği operasyonlar daha seri şekilde tamamlanacaktır. Tabii burada sorunu temelden çözecek perspektif, böyle gördüğünüz gibi sınırın 20 kilometre 30 kilometre hattı ilerisi değil. Yani bu ilk başta bir savaş stratejisi olarak mantıklı gelebilir, düşmanı ön cephede karşılama konusunda. Yani bunlar da askeri literatürü de bir stratejidir kuşkusuz, ama burada meseleyi kökten çözecek hamleyi de buradan defalarca dile getirdiğimiz gibi tekrar etmekte fayda var. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşecek operasyonu Suriye Devleti ile birlikte koordine ederseniz, gördüğünüz gibi onlar o alt taraftan, mesela işte Rakka olmak üzere, tam o şeyleri okuyamıyorum. Neden arkadaşlar, şehirleri harita mı net değil acaba? Neyse, yani şu Amerikan bayrağının üst tarafında gördüğünüz nokta var. O hattı zaten aşağıdan yukarıdan Suriye ordusunun gelmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de yukarıdan aşağı bu operasyonel süreci devam ettirmesi, arada işte gördüğünüz gibi o bölgenin tamamen temizlenmesi mahiyetini taşır. Zaten 2-3 tane şehri orada ele geçirseniz operasyon önümüz darmadağın olur. Yani terör örgütü dağılacağı için, çünkü burada lider kadro vesaire gibi bir takım tekniklerle de hareket edilecektir. İster istemez Türkiye ve Suriye'nin kararlılığı burada rengi belirleyecektir. Yani esaslı çözüm, çünkü hala daha görüyorum bir takım böyle haritalar üzerinde şekillendirmeler yapılıyor. İşte bu zamana kadar haritalar oluştu. 20 kilometre, 30 kilometre girdik. Sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Amerika üstlenmelerini, terör örgütüne desteğini bilmem nesini sürekli sürdürüp duruyor. Irak'ın kuzeyine de bunu yine taşımayı başardı bu doğan boşluktan dolayı. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde bir problem varsa burayı Suriye'nin devletiyle çözersiniz. Irak'ın kuzeyinde de bir problem varsa Irak'ın kuzeyindeki problemi de yine Irak devletiyle çözersiniz. Burada da göçmen, mülteci, sığınmacı, işte adına ne diyorsanız deyin, bir sorun varsa yine buraların devletleriyle çözersiniz. Bu inattan uzaklaşan bir dinamikle meseleleri ortaya koymakta fayda var. Bunu özellikle ifade etmiş olalım. Yine yeri gelmişken görevimizi yerine getirmeye çalışalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede de bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz dedi. Ki nasıl şimdi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var. Evet. Ama şehitlerimizin 10 kat, 15 kat, 20 kat evelallah öldürülen teröristler var. Çünkü biz şehitlerimiz noktasında şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyerek bu mücadeleyi veriyoruz. Evet, tabii bizim milletimiz kahraman bir millet, ordumuz özellikle bu konularda müthiş başarılı, çok dünya tarihinde özellikle biliyorsunuz buralarda şehirlerde de çok hassasiyetle operasyon yapılması gereken noktalar var. Bu
şehir savaşları diye tanımladığımız süreçte çok profesyonel bir ordu birikimimiz var. Canı pahasına, kanı pahasına bayrağını, vatanını, milletini, bölgesini seven yurttaşlarımız var. Tabii sınır ötesinde yaşanan gelişmeleri Türk ordusu hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Yani işte çeşitli filmlere de konu olmuş şeyler en nihayetinde gerçek hayatında kodlarını yansıtıyordu. Bir göreve gidiyorlar ama bir başka noktada o görevin dışında bir noktada da bir problem varsa, orada ezilmiş bir yurttaş varsa, orada mazlum bir insan kitlesi varsa bizim Mehmetçimiz onlara sahip çıkarak bu meseleyi çözer. Yani birçok filmin hani konusunda onlar vardır. Artık hayalet oldunuz der en son işte geri dönmeyi reddeden Tim ve gider canı pahasına oradaki mazlum insanın intikamını almak, o mazlum insanın kanını yerde komamak ya da o mazlum insanın sorununu çözme konusunda, güvenliğini sağlama konusunda üst düzey bir görev üstlenir. Dolayısıyla bizim hani Kahraman Mehmetçi'ye görev verip de orada hele hele vatan bayrak haklı davasında bir problem yaşanmayacağı ortada. Kuşkusuz savaş stratejileri bölgesel denklemde önem taşıyor. Tabii bölgede bu zamana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri girdiği yere huzur ve güven getirdi. Orada gerçekten çok sadece şey yapmıyor yani güvenlik sağlamadı. Aynı zamanda işte yemeğini verdi, okul çocukların okul yaşamına başlamasını sağladı. Yani buna benzer birçok noktada çeşitli operasyonel süreçler sonrasında görüntüleri gördük. Yine bu yeni operasyonlar sonrasında da benzeri bir tablo karşımıza çıkacaktır. Yani şimdi onlar düşünsün. Yani buradan Suriye'nin kuzeyindeki teröre kendisini kaptırmış olanlar varsa geçmiş ola önünde sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri sizi oradan darmadağın edecek. Ama toplamda burayı sirküle etmeye çalışan NATO, toplamda burayı işte bölgeyi hakim altına almaya çalışan Amerika'ya da buradan açık mesajı ancak Suriye'nin devletiyle gerçekleştirebileceğiniz bütünsel operasyonel süreçlerle tamamlanabilir diye bir kez daha buradaki çözümü. Çünkü buradaki çözüm ertelendikçe dolayısıyla yurttaşın içinden geçtiğimiz bu ekonomik hatta gerçekleştirdiği sıkıntı yani o başarıyı gölgeliyor. Yani mühendislerimiz var, çok güzel işler yapıyor ama bu ekonomik şeyde kimsenin gördüğü bile yok. Bu siyasal iklimde kimsenin onları konuştuğu yok. Ya da bu ve benzeri operasyonel süreçlerimizde kuşkusuz Kahraman Mehmetçik görevini başarıyla yerine getirecek terörü, Mehmetçi'ye kurşun sıkanı, ülkeye, bölgeye hainlik yapanın mutlaka hesabını soracak ama içinden geçtiğimiz bu iktidar muhalefet iklimi, içinden geçtiğimiz bu ekonomik girdap maalesef bunların çok çok ön planda konuşulmasını yine engelleyecek. O açıdan çok kararlı operasyonel süreçlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesini özellikle buradan bir kez daha ifade etmiş olalım. PKK yandaşları Londra sokaklarında terör propagandası yaptı. Terör örgütü yandaşlarına güvenlik önlemleri kapsamında polisin de eşlik etmesi tepki topladı. PKK'nın Fransa ve Almanya'da yaptığı gösterilere İngiltere'de eklendi. Londra sokaklarında PKK propagandası yapıldı. Londra'nın Islington metro istasyonunda başlayan yürüyüşte örgüt flamaları ve Öcalan'ın posterleri taşındı. PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşe güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisi de eşlik etti. İngiltere'de Yargıtay 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen flamalar taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı. Polisin son yapılan gösteriye müdahale etmemesi tepki topladı. Efendim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilgili hazırladığı raporlara tepki gösterdi. Bozdağ terör örgütlerinin görüşlerini raporlarına koyuyorlar dedi. İsveç ve Finlandiya'dan 33 teröristin iadesini talep ettiklerini açıklayan Bozdağ ancak olumlu bir cevap verilmediğini söyledi. Terör örgütlerinin görüşlerini raporlarına koyuyorlar.
Türkiye'yi hazırladığı raporlarla hedef alan Atlantik cephesine tepki gösterdi. Raporlar terör örgütlerinin görüşleri dedi. Alt alta koyup kopya, kes, yapıştır. Bir takım kavramları değiştir. Al sana rapor. O zaman bize karşı objektif davranmalar var. Biz hep diyoruz ki bize karşı objektif davran. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından yargı muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden Türkiye ile ilgili hazırlanan raporlara tepki gösterdi. Ama rapora bir bakıyorsun, yani ya FETÖ'nün, ya PKK'nın, ya DHKPC'nin görüşleri Avrupa'dan gelen rapora aynen yansımış. Adalet Bakanlığı görüşleri hiç yok, görüştük. Bizi sadece raporun meşruiyetini artırmak için kullanıyorlar. Ama adil, objektif bir şekilde maalesef Türkiye hakkında raporlar vermiyor. Ben şunu da söylüyorum burada kameraların huzurunda. Türkiye hakkında verilecek bir raporu daha verilmeden ben size cümle cümle söyleyebilecek hale geldiğimi söylerim. Çünkü hangi yerden alıyorlar o metinleri biliyoruz. Yani terör örgütlerinin görüşlerinin altına bir takım uluslararası örgütlerin mührünü koyunca Türkiye onun kimden geldiğini bilemeyecek bir ülke değildir. Biz bunu görüyoruz ve muhataplarımıza da bunu söylüyoruz. Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmalara ilişkin de konuştu. Yani Yozgat'a gelince Kandil'e başlarına yıkacağız dedi. Van'a gidince katılın bana, herkesi serbest bırakacağım noktasında bir açıklamaya evrildi. Şimdi yani bir yerde söylediğiniz lafı muhataplarınıza göre başka yerde değiştirmemek lazım. Hiç kimse yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili yargı mensuplarına emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları da Bozdağ'ın gündemindeydi. Bozdağ, iki ülkeden istenen teröristlerin iadesini değerlendirdi. Türkiye'nin şu anda Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü teröristin iadesi talebi oldu. İsveç'ten de 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iade talebi oldu. Toplam iki ülkeden 33 teröristin iadesini talep etti. Ama bugüne kadar her iki ülkede bu iade taleplerine olumlu cevap vermediler. Terör örgütlerini koruyan, kollayan adeta bir kuluçka yuvası durumdalar. Bozdağ, anayasal suç ve darbeye teşebbüs suçlarında örgütün çözülmesinin hızlandırılması için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu da yanıtladı. Bozdağ, şu anda öyle bir düşüncemiz yok dedi. Bir düzenleme söz konusu olur mu? Yok, şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruya videoyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tutumuna karşı NATO'yu savundu. Sınır ötesi operasyonlarınsa siyasal sayık olarak yapıldığını ileri süren CHP lideri, Erdoğan'ın 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olacak mısın sorusunuysa yanıtsız bıraktı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı, değil mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soru için yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tutumuna karşı NATO politikasına destek veren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı eleştirdi. NATO'nun Türkiye için gerekli olduğunu savundu. NATO Türkiye'ye gereklidir. NATO'dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç'ten talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki diplomasi kapalı kapılar ardından yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığınsa ancak kabile devletlerinde olur. 3-5 oy almak için ülkenin itibarını yok sayarak ucuz bir iç reklam malzemesine dış ilişkileri kurban ediyorsun. Erdoğan'ın Türkiye'nin PKK-YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu sorusunu da değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığına karşı çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır.
Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal sayıklar uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadele ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı? Kılıçdaroğlu adalarla ilgili soruya Türkiye'nin politikasını destekleyeceğiz yanıtını verdi. Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi çıkardım, gemi çektim. Biden beni keşke arasa diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz. Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın adaylık sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye? Aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan? Efendim, bitmek tükenmek bilmeyen bir bilek güreşi ama vatandaşın kendi gündeminden, vatandaşın sorunlarından, vatandaşın problemlerinden uzak bu tartışma. İşte siyasette sadece işte bir takım polemikleri ön plana çıkartma duruşu ülke sorunlarını çözmüyor. Buradan bir kez daha uyaralım. Tabii işte iktidar hattı, muhalefet hattı doğal olarak birbirlerinin yumuşak karınlarını bularak bir değerlendirme yapmaya çalışıyorlar ama vallahi vatandaşın hiç umurunda bile değil yani bunlar. Vatandaşın gerçekten yüreği özellikle gelecek konusunda, eğitim konusunda, çocukları konusunda, yarın konusunda, bu akşam konusunda, hatta bu öğlen konusunda kafasında olan soru işaretleriyle dolu. O bakımdan buradan siyaseti çok aklı selim bir şekilde politika üretmeye, bir an önce sorunları çözecek perspektifte gerekiyorsa aynı masalarda bunun teatisini yapmaya bir kez daha davet edelim. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini veto eden Türkiye ile ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten açıklama geldi. Türkiye'nin endişelerine çözüm bulacağımıza inanıyorum diyen Stoltenberg, üç ülkenin üst düzey yetkilileriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı. Öte yandan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirterek, Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini ciddiye alınmalı dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le görüştü. Stoltenberg, görüşme sonrası yaptığı açıklamada PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin ittifakı daha da güçlendireceğini söyledi. İsveç, terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Türkiye'nin bu iki ülkeye itirazı ile ilgili olarak da Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine çözüm bulacağımıza inanıyorum ifadelerini kullandı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üst düzey yetkilileriyle önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve tüm ittifak ülkelerinin PKK tehdidi dahil Türkiye'nin kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Finlandiya'dan da Türkiye'nin itirazlarına ilişkin yeni açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor başlıklı bir yazı kaleme aldı. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin terör konusundaki endişeleri ciddiye alınmalı. Terör saldırılarında çok sayıda Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Ankara ile diyalog devam ettirilmelidir. Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusunda da NATO ülkelerinin genel çizgisiyle de tamamen uyumludur. Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkelerine saygısının terörle mücadele önlemleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak isterim. PKK'lı teröristlerle kamplarda fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin Haziran ayında düşürülmesi bekleniyor. Ulusal kanala konuşan AK Parti kaynakları süreci uzatmanın manası yok ifadelerini kullandı. Buna alışsanız diyorum, çünkü daha biz
Baştan Afyon'un heykelini dikeceğiz, heykelini. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için süreç hızlandırılacak. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Semra Güzel'in teröristlerle kamplarda fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Hemen harekete geçen meclis Güzel'in yasama dokunulmazlığını kaldırdı. Hakkında yakalama emri çıkarılan HDP'li Semra Güzel şu anda firari durumda. Şimdi de HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi gündemde. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi meclis çalışmalarına katılmadığı için devamsızlık gerekçesine dayandırılacak. Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir. Ulusal kanalın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre genel kurulda yoklama sistemi süreci hızlandırıldı. AK Partili kaynaklar süreci uzatmanın manası yok ifadelerini kullandı. İç tüzüğe göre bir ay içinde 5 birleşme mazeretsiz katılmayan milletvekilinin milletvekilliği düşürülüyor. Bu kapsamda 5 birleşme katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in Haziran ayında vekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. Meclis Başkanlık Divanı'nca yapılacak tespitin ardından dosya Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bildirilecek. Karma Komisyon milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar alıp raporu genel kurula sunacak. Genel kurulda yapılacak oylamada salt çoğunlukla karar alınırsa Güzel'in milletvekilliği düşürülecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi'nde yer alan büyük bir bölgeyi satışa çıkardı. 35 bin metrekarelik arsada 49 katlı binalar inşa edilecek. Başkentin önemli yeşil alanlarından olan vadiyi betonlaştırma girişimleri daha önce de gündeme gelmiş ve dava konusu olmuştu. Esnafları, bunu da Ankara halkı... Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi'nde büyük bir bölgeyi satışa çıkardı. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre başkentin önemli hava koridorlarından ve yeşil alanlarından olan vadinin rant uğruna betonlaştırılması yeniden gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi'nin 35 bin metrekarelik bir parçasını daha satışa çıkardığını duyurdu. Belediyeye bağlı Portaş isimli şirket 49 kat ve 2,8 emsal hakkıyla 167 milyon 250 bin lira muammen bedelle alanı ihaleye sunduğunu bildirdi. Başkentin kliması olarak da nitelenen Dikmen Vadisi'ndeki yüksek katlı yapılaşma geçmişte ve yakın zamanda pek çok kez yargıya taşınmıştı. Şehir Plancıları Odası'nın vadideki yüksek katlı inşaata izin veren kararlara karşı açtığı dava belediye aleyhine sonuçlanmıştı. Ankara'nın tarihi ve kültürel dokusuyla kent varlıklarını korumak amacıyla çalışmalar yapan Elde Var Ankara Derneği de Dikmen Vadisi'ndeki satışa tepki gösterdi. Evader Denetleme Kurulu Başkanı Feyzullah Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Dikmen Vadisi'nde betonlaşmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Öztürk burada dikkat çeken bir nokta, önceki belediye başkanını kenti betonlaştırmakla eleştirenler şimdi kendileri betonlaştırıyorlar dedi. Vadi ve çevresindeki tüm boş arazi halka açık yeşil alan olarak düzenlenmelidir diyen Öztürk, kamucu, halkçı bakış açısı bunu gerektiriyor. Gezi Parkı ve Atatürk Havalimanı'nda hassasiyet gösterenlerin Dikmen Vadisi'nde de hassasiyet göstermesini bekliyoruz diye uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi'ndeki satışının ilanı Cumhuriyet, Medyascope, T24 gibi haber sitelerinde yer aldı. Reklam alanlar, yayın kuruluşları, önceki başkan Melih Gökçek'in Dikmen Vadisi'ndeki yapılaşma politikasına şiddetle karşı çıkmıştı. Gökçek döneminde etkin olan bazı kitle örgütleri ve meslek odaları da bu satışı görmezden geldi. Dikmen Vadisi için militan eylemler düzenleyenlerin suskunluğu dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Portaş adlı şirketin hedefleri arasında sosyal ve ticari konut ihtiyacının karşılanması maddesi bulunmasına rağmen şirketi konut yapmak yerine arsaları satışa çıkarması da eleştiri konusu oldu. Tabii dönemin hastalıklı yapısı, işte bu iş şeyi de gazetecilik diye yutturuyorlar. Beslendiğin kaynağın yaptığın ettiğini görmeyeceksin ama hedef aldığını yerden yere vuracaksın.
Bu maalesef bu dönemin genel politikası oldu. İşte hep anlatıyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın medya, mevcuttaki muhalefete destek veren medya, foncu medya, beslendiği kaynaklara amana, duyma, görme, gözünü kapat, üç maymunu oyna ama şeyse saldır, sonuna kadar saldır. İşte böyle bir maalesef temel oluştu. Dolayısıyla burada işte ulusal kanala, buranın ortaya koyduğu o zemin, halkçı zemin, devletçi zemin ve milli beka sorunlarındaki zeminin ne kadar hassasiyetli önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymak açısından aslında örnek haberlerden bir tanesiydi. AK Parti'de ahbap vekil tartışması yaşanıyor. Milletvekilleri ve kadroların bölgelerde sadece oy düşünülerek belirlenmesi AK Parti'de endişeye neden oluyor. Parti kadroları bir dahaki seçimde liyakatin ön plana çıkartılması gerektiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla 2023 seçimi hazırlıklarına başlayan AK Parti'de ahbap vekil endişesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığının ardından yapılacak milletvekilliği seçimi için siyasi partilerde hareketlilik arttı. Ulusal kanala konuşan AK Parti kaynakları, milletvekilleri ve kadroların bölgelerde sadece oy alabilecek kişilerden belirlenmesi konusunda endişeli. Kaynaklar, AK Parti kadroları, vekiller bir dahaki seçime daha liyakatlı seçilmeli. Sadece seçmen odaklı oy alabilecek kişilere ahbaplık ilişkisi var diye görev verilmemeli, dedi. Kaynaklar, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüşlerini anlattı. Üst düzey kaynaklar, muhalefetin adayının dış güçler tarafından belirleneceğini düşünüyor. Efendim, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda dezenformasyonla mücadele teklifi ele alındı. Komisyonda konuşan gazetecilik meslek örgütleri düzenlemenin geri çekilmesini isterken internet gazetecileri teklifi olumlu bulduğunu ifade etti. AK Parti ise bazı maddelerde değişiklik yapılabileceğini kaydetti. Dezenformasyonla mücadele teklifi için mecliste mesai başladı. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda dezenformasyonla mücadele teklifi benimsendi. 12 saatten fazla süren görüşmelerde muhalefet milletvekilleri basına sansür getirilmek istendiğini, seçimlere yönelik bir kanun teklifi olduğu görüşünü savundu. Muhalefet teklifin geri çekilmesini ya da 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesini istedi. Tüm dünyanın konuştuğu bir mesele. Gazetecilik meslek örgütleri de komisyonda görüşlerini belirtti. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Nuri Kolaylı, 5. maddede görüşülen basın kartı hakkının geri alınması konusunun fikir işçileri açısından mağduriyet doğuracağını ifade etti. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şeyma Paşa Yiğit, en çok endişelendikleri maddenin 29. madde olduğunu söyledi. Gazetecilerin araştırdığı, verileri derlediği, taraflarla konuştuğu, alana giderek yaptığı haberler bile gerçek dışı olarak tanımlanıp dava konusu olabiliyor, dedi. Ulusal kanala konuşan İnternet Gazetecileri Federasyonu ise teklifi olumlu bulduklarını kaydetti. İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Avcı, internet gazeteciliği ile ilgili taslağı iktidar ve muhalefet vekillerine sunduklarını hatırlattı. Bu kanunun yasalaşması bizim için çok önem arz ediyor. Sadece elinde akıllı telefonu olan herkes kendini gazeteci zannediyor. Oysa gazetecilik bu kadar düşürülmemeli. İnternet gazeteciliğinde de bir resmiyet kazanmış olacak. Basın ilan kurumundan gelen ilanların web sitelerinde ve radyolarda yayınlanacak olması onları canlı tutacak. Teklif sahibi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 29 ve 30. madde üzerinde değişiklik yapılma konusunun görüşülebileceğini ifade etti. Yayman, dezenformasyon konusunda farklı fikirler olmasına rağmen hukuksal bir çalışmanın yapılması konusunda ortak bir talep olduğunu söyledi. Bu meseleyi ele alırken kanun teklifi haftaya Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam edilecek. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye'deki resmi temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ortak açıklama yapan Şerif, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının davasını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirileceğini vurguladı.
Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Türkiye'ye iki günlük ziyaret yaptı. Şerif temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı, Şerif'le baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Türkiye-Pakistan ilişkilerini iki ülkenin tarihiyle, dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip bir şekilde stratejik bir perspektifle daha da güçlendirmeye hazırız. Görüşmelerin ardından Türkiye ve Pakistan arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 7 anlaşma imzalandı. İmza töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Pakistan Başbakanı ortak açıklama yaptı. Şerif, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının davasını desteklediklerini vurguladı. KKTC'nin meşru isteklerine destek verdiklerini ifade etti. Şahbaz Şerif, Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bunu söylüyoruz. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bunu söylüyoruz. Bu tehditlerin her zaman da karşısında olduk. Türkiye'nin düşmanı aslında her zaman Pakistan'ın da düşmanıdır. Bunu söylüyoruz. Bu tehditlerin her zaman da karşısında olduk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Pakistan'la ilişkilerin geliştirileceğine dikkat çekti. Pakistan'la savunma sanayi alanında son dönemde geliştirilen somut işbirliği projelerinden memnuniyet duyuyoruz dedi. Milgen projesi kapsamında ortak korvet üretimimiz bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu proje çerçevesinde ikisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları belirlenen takvim çerçevesinde birer birer tamamlanıyor. Bu 4 geminin teslimatını 2023 Ağustos'undan başlayarak 6'şar ay arayla yapacağız. Pakistan Başbakanı Şerif, Sağlık Bakanı Koca ile de görüştü. Koca, görüşmede Türkiye-Pakistan Sağlık İş Forumu'nun 6-8 Ekim 2022'de Pakistan'da düzenlenmesi konularında mutabık kaldıklarını kaydetti. Foruma kamu özel sektör temsilcilerinin katılacağını da ekledi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde konuştu. Şentop, senelerce köpürtülen Filistin, Kıbrıs ve Karabağ meseleleri aslında çözülmek istense bir günde çözülür dedi. Meclis Başkanı, Batı tarafından çözüm için kurulan bütün platformlar sadece süreci çözümsüzlüğe ve bataklığa saplamak gayretlerinden ibarettir ifadelerini kullandı. Batı'nın ve işbirlikçilerinin binlerce yıldır pek çok coğrafyada barış ve esenlik içinde yaşayan insanların arasına nifak tohumları ekerek onları can kaygısına düşürüp sahip oldukları zenginliklere çökme davranışlarını biliyoruz. Bunlar sıcak savaş sonrası hala bitmeyen soğuk savaş yöntemlerinin devamıdır. Namertçe ve sinsice faaliyetlerle insanları ve devletleri parçalama eylemleridir. Burada bulunan tarihçilerimizin muhtemelen tebliğleri olacaktır. Dağlık Karabağ'da insanımıza reva görülen durum, zengin kaynakları olan diğer coğrafyalarda da pek çok zaman sahnelenmiştir. Senelerce köpürtülen Filistin, Kıbrıs, Karabağ meseleleri aslında çözülmek istense bir günde çözülecek meselelerdir. Batı tarafından çözüm için oluşturulan bütün platformlar, işte Minsk grubu gibi, eş başkanları gibi sadece süreci çözümsüzlüğe ve bataklığa saplamak gayretlerinden ibarettir. Değerli arkadaşlar, bütün irili ufaklı İslam ülkelerinin iç sorunları tarihin her döneminde vardı. Sadece İslam ülkelerinde değil, çok daha fazlası Avrupa ve Amerika tarihinde şiddet şekilde vardı. Ne Doğu ne de Asya, Batılılar kadar birbiriyle ağır savaşlar yapmamıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda toplam 100 milyonun üstünde insanı Batılılar birbirlerinden öldürmüşlerdir.
Efendim devam ediyoruz. Günaydın Türkiye. 3 Haziran 2022 Cuma gündemiyle hızlıca bir hem tarihte bugünün notlarını hem gündeme birlikte bakmaya çalışacağız. Önce hangisi gelecek Çağdaş? Tarihte bugünün notlarına bakacağız. 3 Haziran'da 1925'e gidiyoruz ilk olarak. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olarak da bilinir o tarihlerde. Tarihteki notlarda ilk buna bakıyoruz. Devam edelim. 1926 Emlak ve Eytam Bankası kuruluyor. Tabii özellikle sektör bankacılığı diye tanımladığımız süreç Cumhuriyet döneminde çok daha 1930'lardan sonra farklı bir yapıya büründü. Yani kamunun etkin olmasıyla birlikte kamulaştırma süreçlerinin bir perspektifi haline gelmeye başlamıştı. Devam edelim. Sıradaki tarihi gündemimize bakalım. 1959 İzmir Demokrat Gazetesi bir ay kapatıldı ve gazeteci Adnan Düvenci ve Şeref Bakşık 16 şer hapis cezasına çarptırılmış 1959 5 Haziran'ında. Yani 60 ihtilali sürecinin işte gölge hareketleri daha doğrusu 60 ihtilali sürecine taşıyan kodlar arasında yer alıyor efendim. Devam edelim. 1963 şair Nazım Hikmetran Moskova'da sürgünde. Tabii Türkiye'ye tartışılması, getirilmesi hala tartışılan bir isim. Ve Nazım Hikmet'in tabii Türk sol kesimi açısından son derece öznel bir çalışması var. Biz sürekli vatan merkezli meseleleri irdelemeye gayret gösteriyoruz. Ve vatansız sol kavramının 80'li yıllardan itibaren kendini iyiden iyi hissettirmesi, özellikle bugün muhalefet zemininde bunu maalesef yer bulmasıyla birlikte Nazım Hikmet'in tarihteki açıklamalarına bir kez daha mercek tutmaya çalışıyoruz. Çünkü işte herkes sahip çıkar işte yok sürgünde, yok ölüm yıldönümü, yok doğum günü şiirini vesairesini ama bütün şiirlerinin neredeyse temelini bir vatan merkezli çerçeve oluşturur. Bize bu noktalarda hatırlatmalar yapacak galiba sevgili Çağdaş. Bir gidelim bakalım. İlk nereye götüreceksin Çağdaş bizi? Peki geliyor. Özellikle Kemalizm tarifi, milliyetçilik tarifi, vatan tarifi konusunda çok önemli yaklaşımları ve röportajları var. O röportajlardan biri gelecek galiba. Dinliyoruz. Şu 1954 senesinde Türkiye'de kime mülteci derler, kime vatan haini derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle Kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Bunları anlamak lazım. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'deki bugünkü en mühim mesele yurt meselesidir. Evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden evvel bizim kendi evimizde o evin sahibi gibi yaşamamız lazım. Kim bizi bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mülteci olan odur. Kemalizm prensiplerine düşman olan odur. Vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki Arapça ezan okutmaya taraftarmış. Bu adam mülteci midir, değil midir? Bu bugünün meselesi değil. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Kim Türkiye'nin milli sanayini mahvetmiş ve mahvetmeye devam etmektedir? Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini müstemleke kölesi haline getirmiş ve getirmeye devam etmektedir? İşte bunlar mültecidir. Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensubularsa olsunlar, vatanını seven insanlardır ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlardır. Bu bakımdan gene tekrar ediyorum, Türkiye'deki insanlar
vicdani kanaatları ne olursa olsun, siyasi kanaatları ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, eğer Türkiye'nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar, yani daha açık konuşalım, eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup gitmesinden yanaysalar, Türkiye sanayinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorsalar, ileri insanlar. Hangi kanaate mensup olursa olsun. Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye'de yarattıkları bu terör havası, Türkiye'de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkür eden bir millet, yaşayan bir millet, ölmez artık. Türk milleti de böyle. Türk milleti denilen bir millet var. Türkiye halkı denilen bir halk var. Bu halkın yok olması imkansız. Ha. Ne demek istiyorum yani? Bugün yapılan terör, şu veya bu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör, şu veya bu kanaate karşı değildir. Şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör, Türk milletine karşıdır ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz bir ikinci milli bağımsızlık savaşından muzaffer çıkacağız. Ulusal kanal yayınlarını takip eden seyircilerimizin yabancı olmadığı, zaman zaman bizim böyle dolgu diye tanımladığımız yayıncılıkta oralarda kullandığımız seslerden biri. Budapeşte Radyosu'na röportaj veriyor o tarihlerde Nazım Hikmet ve kendi sesinden işte anlatıyor. Efendim Budapeşte Radyosu'ndan başlıklar. Türk milleti, yurt, Kemalizm, bakın. Olgular çok net. Sorun ne? Bugünün diyor sorununu nasıl tanımlıyor? Kim Türkiye'yi Amerika'ya satmış ve satmaya devam etmekte? Şimdi bugünün içinden geçtiğimiz sürecinde işte önüne gelen solcu değil mi? Önüne gelen solcu yazıyor, çiziyor. Biz de bazen buradan diyoruz ki siz o solculuğu nereden öğrendiniz? İşte bakın bu temel olgu, vatan ve sol merkezli bakış açısı. Nasıl bir idrak içinde aslında onu anlatıyor. O tarihten de bu tarihe çok bir şey değişmemiş. Ve ilericilik tanımı Nazım Hikmet'in milli bağımsızlık, güçlü sanayi ve ucuz ve tarımın gelişmesi üzerine bir perspektif gerekliliğinin, bunların merkezinde bir ilericilik sağlanabileceğinin, bunun ötesindeki tartışmayı sürdürenlerin memlekete, millete faydası olmayacağını net bir şekilde kendi sesinden, kendi sözünden anlatılıyor. Şimdi tabii sol kesimin çok sık kullandığı isimlerden biri olduğu için Nazım Hikmet'in bu görüşlerini böyle defalarca kafalara vura vura bir ders olsun diye anlatmak gerekiyor. İşte bu sürgün yılına denk geldiği 3 Haziran tarihteki notlardan öyle de gelince sevgili Çağdaş dedi ki abi bir de bunu verelim peşine. Çok da güzel yaptı bence. Kim Türkiye'yi Amerika'ya satmış ve satmaya devam etmekte? İşte bugünün meselesi bu. Özellikle buradan muhalefetin muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının, o altılı ittifaklarda bulunan genel başkanların burada kendisini solcu olarak tanımlayıp bu sürece destek verenlerin bu röportajı böyle tekrar tekrar okuyup bir mesele neymiş, bir bugünün meselesi neymiş onu iyi anlaması ve görmesi gerekiyor. Eline sağlık Çağdaş, teşekkürler. Devam edelim. Şimdi neyi yansıtacaksın? Hızlıca gözlemleyelim bakalım. 1964 futbolun ordinaryüsü Defter Küçük Andon Yandis Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki jübile maçıyla futbola veda ediyor. Şimdi tabii geçtiğimiz sürecin futbolu ve bugünkü futbol belki teknik olarak, belki hız olarak, belki taktik olarak birçok yönüyle spor eleştirmenleri tarafından şey yapılıyordur, kuşkusuz değerlendiriliyordur ama ben özellikle tarihten bu tip notlar geldi mi şunu ifade ediyorum. Mesela bugün işte çocuğunuz olsa hangi futbolcunun adını verirsiniz? Çünkü
İşte ben, benim ismim Can, babam Fenerbahçeli, işte Can Bartu'dan esinlenerek doğal olarak işte ismim Can olmuş. Ablama da ismi Canan olduğu için hani ona da uygun olsun vesaire. Hani bir sadece tek kalıp değil ama o birkaç önemli kalıptan biri babamın Fenerbahçeli oluşu ve işte Can Bartu. Niye? Karakteriyle, sahada duruşuyla, analiziyle, efendiliğiyle, ne bileyim duruşuyla bir şey sergilemesi. Bir futbol karakteri sergilemesi. Lefter'de, Lefter Küçük Andoniadis'te yine bu kuşağın önemli temsilcilerinden biri. Ama maalesef bugün futbolun içine baktığımızda ya şu şeyi de benim çocuğuma isim olarak koyayım desen bulamıyorsun. Neden? Yani bir yerde sorun çıkıyor. Kuşkusuz kaliteli, yetenekli, nitelikli futbolcularımız var ama maalesef endüstriyel futbol bu lezzeti ve tadı kaçırıyor. Ya karakter de bir sıkıntı oluyor ya parasal bir takım argümanlar daha ön planda oluyor. Tarihin notları arasında da bunu böyle bir küçük not olarak biz de iletmek istedik. İşte Lefter Küçük Andoniadis Türk futboluna damga vurarak jübilesini gerçekleştiriyor 1964 yılında 3 Haziran'da. Devam edelim. 1992 Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın hayali ihracatı imkan sağladığı öne sürülüyordu. Aslında işte bütün bu tartışmayı liberal ekonomi, liberal serbest piyasa 80'li yıllardan sonra Türkiye'nin içine sürüklenmeye iyice atıldığı süreçle bütünsel olarak değerlendirmek lazım. Ama önemli bir tarihi not, gözlerden kaçan önemli ayrıntılardan biri. Devam edelim. Sıradaki noktamız 2006 Karadağ bağımsızlığını resmen ilan etti. 21 Mayıs'ta yapılan referandumda da Sırbistan'dan ayrılma kararı vermişti tarihin notları arasında. Devam edelim. Sıradaki şeyimiz gündem mi? Ne var gündemde? Gündeme bakalım. Ben gündemin notlarını acaba nereye koydum? Hemen onu da çıkartmaya çalışayım. Çağdaş iletmiş miydim bilmiyorum ama gündemin notlarını kaybettim galiba. Ha yok, buradaymış. Efendim, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çeşitli törenlere katılacak ve buralarda da anaokulu açılış törenlerine iştirak edecek. Tabii bir eğitim sezonu kapanırken doğal olarak gözlerin çevrildiği isimlerden biri. Yeni eğitim sezonu, yaz okulu, anaokulluluk süreci gibi kavramlarla ilgili yine açıklamalarına gözlerimizi çevirmeye çalışacağız. Ekonomi ve Finans'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray Bilim Festivali, Astronomi Kütüphanesi ve 41 tesisin toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Kabine içinde en çok ilgi gösterilen bakanlardan biri, yani yurttaş da böyle şeyli. Ama daha önemlisi özellikle teknoloji konusunda, yazılım konusunda, yeni ve bu konularda millileşme konusunda verdiği destekle birçok akademik çevrede, ki yani normalde o akademik çevre içinde mevcut iktidara muhalif olduğunu, muhalif kimliği olduğunu bildiğim isimler de var. Onların dahi hakkını verdiği diyelim isimlerden biri. Bakalım bugünkü açılış ve törenlerden mesajlar ne olacak, onu gözlemleyeceğiz. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. Dolayısıyla burada da borç rasyomuzun ne olduğunu anlamaya çalışacağız özel sektör hattında. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Evet, 3 Haziran tarihi ve Mayıs ayı enflasyon rakamları son aydaki gelişmeleri bize bir kez daha önümüze koyacak. Tabii bu saatten sonra iktidarın çok böyle kapsamlı, geniş, dar kesimi artık refaha erdiren, çok yüksek fiyatlamaya aşırı şekilde frenleyen, hatta geri çektiren politikalar bekleniyor. Bilmiyorum o açıdan mı Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugünkü enflasyon rakamları daha fazla önem taşıyor. Yani enflasyonun artık TÜİK'in açıkladığını çok çok üzerinde yaşadığımız çok belli. Yani kimi ürünlerde %500, kimi ürünlerde %1000, kimi ürünlerde %100. Yani tutturabildiğine bir piyasa. Ama tabii bir istatistiksel veri olması açısından da enflasyon rakamlarına TÜİK'in merkezinden de bakacağız diyelim. Ve gazetelerimize geçiş yapalım. 3 Haziran 2022 Cuma, en çok fiyatı artan ürünler arasında yer alan ilaç ve bu konuya da çözüm konusunda daha önce bir başlık ve manşeti vardı Aydınlık. Yine bugün benzer bir çerçevede çıkıyor. Milli ilaç atılımı için 5 adım demiş.
Türkiye ilaçta neredeyse %100 dışa bağımlı. 10 milyar dolar doğrudan ithalat yapıyoruz. Milli ilaç konusunu tıbbi farmakoloji uzmanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay'la konuştuk. Uzbay ciddi bir bütçe ayrılması ve akademisyenlerin bu alanda görevlendirilmesini istediyor. Uzbay 5 maddede sıralıyor bütün bunları. Ar-Ge'ye öncelik verelim. Yerli yatırımcı şart. Yeterli bütçe ayrılmalı. Hıfzı Sıha yeniden açılmalı ve üretici akademisyenleri lazım başlıklarıyla bunları çerçevelendiriliyor. Aslında burada Gebze'de oluşturulmuş bir üs var. Yani geçmişte biliyorsunuz Hıfzı Sıha vesaire gibi konularda ideolojik de bir sorun yaşandığı için işte nedir o işlevleri yitirilmeye çalışılmıştı. Ama Gebze'de oluşturulan bu yeni üsle birlikte burada bir farkındalık var ama planlamada bir sorun yaşanıyor belli yani böyle hızlı adım atmıyor. Belki haber açıkçası o açıdan umarım yeniden bir mesajı barındırır diyelim. Sağlıkta devrimin ayak sesleri diye de aydınlık küresel salgınla birlikte daha yakıcı hale gelen nitelikli laboratuvar, bütçe ve altyapı ihtiyacını daha önce de gündeme getirmiş ve bugün milli ilaç sanayisinin hamlesini ve adımını bekliyoruz. Çünkü çok yetenekli Ar-Ge departmanlarında ve merkezlerinde yeterli kadar mühendisimiz, bilim insanımız, müthiş zekalarımız var. Onları gözden kaçırmamak adına. IMF'nin gündemi doların çöküşü bu önemli haberlerden biri. Biliyorsunuz bunu yine ilk olarak Büyüteç programında Günaydın Türkiye'de ya da ulusal kanal ekranlarındaki ekonomi programlarından da takip ediyorsunuz. Doların geleneksel bir rezerv para birimi olması açısından gücünü gittikçe yitirdiğine ilişkin siyasal sayılabilecek verilerin daha fazla olduğu bazı yorumlarda bulunuyorduk. Ama IMF bunun grafiksel olarak da yani sağdaki işleyiş olarak da niteleyebileceğimiz bir parametrede ABD dolarının küresel döviz rezervindeki payının %59'un altına indiğini ifade ediyor. Yani bu artık tescillenmiş oluyor bizim yorumlarımız. Analizde geleneksel olmayan para birimlerinin de yükseldiği vurgulanıyor deniliyor haber ayrıntısında. Akşam saati saat 20. Hakan Topkurulu'yla yorumla bekleriz sizleri de soru, görüş ve önerilerinizle bu meseleyi orada da biraz ayrıntılı işlemeye çalışacağız. Efendim sürmanşete bakıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde köşe kapmaca diyor. Rusya Suriye'deki güçlerinin konumunu yapılandırdı. ABD etki alanını genişletmek için asker göndermeye başladı. Türkiye ise terörün ilerlemesine karşı operasyon kararı aldı. PKK Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelere yönelik saldırılarda üs olarak kullandığı Tel Rifat ve Münbiç'i 6 yıldır işgal altında tutuyor. Bölge halkına baskı uyguluyor diye de bunlar ayrıntılandırılmış. Öğrenecekler, öğretecekler, eğlenecekler. Türkiye Gençlik Birliği'nden 5 yaz kampı denilmiş. Türkiye Liseliler Birliği bu yıl Muğla Fethiye, Van Gevaş, Antalya Manavgat, Balıkesir Edremit ve İzmir Çandarlı'da yaz kampı yapacak. 81 ilden gelecek gençler formlarda öğrenecek, atölyelerde üretecek, çeşitli spor turnuvalarıyla eğlenecek diyor. Pist sayısını arttırarak Türkiye'ye yayalım. Artistik buz pateni Türkiye şampiyonu Burak Demirboğa Aydın'la konuşmuş. Demirboğa artistik buz pateninin çeşitli sanat dallarını içerdiğini söyledi diyerek de buraya bir merkez tutuyor. Biliyorsunuz önemli isimleri, önemli başlıkları, gündemin gözükmeyen kısımlarını ön plana çıkartmayı çok seviyoruz. Özellikle kişilerin gerçekleştirdiği sanatta, sporda, bilimde, mühendislikte buralardaki başarılarını çok önemsiyoruz. O haberlerden biri. Efendim Lezita'nın reddettiği görüntüleri işçisine sorduk. Haberimiz doğru. Lezita'da işten çıkarıldığı için direnişte olan işçilerden Burak Gürledik. Fabrikada çekildiği iddia edilen ve halk sağlığını tehdit eden görüntüleri doğruladı. Özgıda Sendikası da Aydınlığın halk sağlığını gözettiğini ve haberler için de teşekkür etti diyor 31 Mayıs gündemli habere. Kılıçdaroğlu %99 neoliberal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neoliberalizme karşı olduğunu söyledi. Oysa Kılıçdaroğlu bütün söylemlerinde ve ideolojiyi açıkça savunuyor. En önemlisi de NATO'ya sürekli bağlılığını ilan ediyor, Avrupa Birliği üyelik hedefini arttırıyor diye Utku Reyhan'ın yazısından bir bölümü de bu bölüme aktarmış gazete. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Gaz verdiler, şov yapıyorlar. ABD, Fransa ve Almanya'dan cesaret bulan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ülkesine döner dönmez anlaşmalara aykırı olarak Türkiye'ye karşı silahlandırdıkları Ege adalarına koştu. Kaşınıyor yani. Bunun başka bir ifadesi yok. Yunan Başbakanı kaşınıyor.
tarihten ders almayanlara yeni tarihi ders vermek için de hazırız, onu belirtelim. Yumurtacılara soruşturma, Rekabet Kurumu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile birliğe bağlı 25 üye kuruluşa ve yumurta tüccarlarına soruşturma açtı denilmiş. Uzay için Ahmet'imiz, Ayşe'miz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere içinizden birileri uzaya gidecek, birilerinin de Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe'miz, Ahmet'imiz, Fatma'mız var diye seslendi. Tabii tarihte ilk uzay yolculuklarının arkasındaki mühendislik çalışmalarında da imzası olan Türkleri burada unutmamak gerekiyor. Hız limiti 140 oldu. Otoyollarda otomobiller için en fazla 120 kilometre olan hız sınırı 130 ve 140 kilometreye yükseltildi. Her yerde aynı değil tabii bu. Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda otomobiller saatte 130 kilometre hız yapabilecek. Kuzey Marmara, İzmir, İstanbul, Ankara, Niğde otoyollarındaysa otomobillerin hız sınırı 140 kilometreye çıkarıldı. Uygulamaya 1 Temmuz'dan geçirilecek. Efendim, MİT'ten PKK'ya ağır darbe. Efendim, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK yöneticilerinden Mehmet Doğan'ı etkisiz hale getirildi. Yani terör örgütü içindeki şeye dağılma sürecine gerçekten müthiş bir yumruk daha atılmış oldu bu haberle. Nobel'i yazan demiş, Nobel'li yazar Orhan Pamuk depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Cihangir'de yaşadığı apartman için yıkım kararı aldırdı. Apartman sakinleri tepkili, yani kendisini düşündürerek almış çünkü kendisine nihayet malı mülkü olduğu için o evin yenilenmesi vesairesiyle ilgili sıkıntısı yok. Ama muhtemelen Pamuk'un yaşadığı o apartmanda 50 yaş üzeri, 60 yaş üzeri, belki 70 yaş üzeri işte kredi alamayacak vesaire yapamayacak bir takım insanlar var. İşte onları böyle göz önünde bulundurmadan yapılan planlama maalesef sıkıntı oluyor. Bu yasaların bir daha böyle gözden geçirilmesi lazım. Kamu denklemi olmadan da buralara operasyon ya da inşaat ya da kentsel dönüşüm planlaması yapmamak gerekiyor. 5 dolara kanser teşhisi. Stanford Üniversitesi'nden gözde durmuş kanserli hücreleri tespit eden çip geliştirdi. Doçent Durmuş, maliyeti 5 dolar olan bu manyetik çip sayesinde kanser çabuk ve ucuz şekilde tespit edileceğini söyledi. Durmuş, sonuçlar heyecan verici. Bu teknolojileri evde kullanabileceğimiz halde şeklinde geliştirmek istiyoruz diyor. İşte yine bir Türk mühendisimizin damga vurduğu süreç. Son 2 günde artık ders çalışmayın. LGS için 1.2 milyon öğrenci pazar günü ter dökecek. Uzmanlar sınava 2 gün kala artık ders çalışmayı bırakın şeklindeki önerileri yer alıyor. Bunu da hatırlatmış olalım sevgili genç kardeşlerimize. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Türkiye'siz formül yok. Yunanistan ve Rumların baskısıyla yapılamayan Ankara-AB siyasal diyalog toplantısı savaşla Türkiye'nin daha da artan önemi nedeniyle gerçekleşti denilmiş. Uzay yarışında ön saflarda olacağız. Litvanya'dan SİHA jestine teşekkür denilmiş ama burada bir sıkıntı olabilir. Özellikle Rusya ile olan ilişkiler konusunda biraz bu konulara ilişkin frene basmakta fayda var diyelim. Fakirliği bitirme sözü. Konya'da kadın çiftçilerle buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu memlekette fakirliği bitireceğim. Hiçbir anne benim mutfağımda tencere kaynamıyor demeyecek. O tencere kaynamıyorsa o anne diyecek ki Kılıçdaroğlu'nun evinde tencere kaynamıyor dedi demiş. MİT'ten PKK'ya bir darbe daha. Otoyollarda hız sınırı arttı. Yine diğer gazetelerden ayrıntılarını okudum haberler. Efendim, algoritmaları şeffaf olmalı. Google ve Meta'nın sosyal medya ve internet haberciliğinin ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'li isimler, muhalefet ve gazetecilik örgütlerinden gelen öneriler doğrultusunda bazı değişikliklere gidileceğini ifade etti. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya şirketlerinin algoritmalarını daha şeffaf hale getirmelerini istiyoruz talebi de burada dikkat çekiyor. Bu arada Marmara'yı kirleten gemiye 19 milyon ceza da yine bir diğer haber başlığı olarak yer almış. Sabah gazetesi bunun adı vicdansızlık diyor manşetinde. Deprem mağdurları için tek çivi çakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi evsizlerin sığındığı konutlara göz dikti. Boşaltın tebligatı gönderdi, elektrik ve suları kesilmiş. Bizim İzmir ekibimiz bir baksın bu habere, önemli bir habere benziyor. Uzay yarışını gençlerimizle kazanacağız diyor Erdoğan'ın açıklaması. Türkiye sahip çıktı.
Efendim Almanya'da yaşayan Orhan Osman Kızılkaya tedaviye yanıt vermediği gerekçesiyle ölüme terk edildi. Ailesi Türkiye'den yardım isteyince ambulans uçakla getirilip Ankara'da tedavi altına alındı ve aile devletimizin büyüklüğünü anladık diyor. İşte bu önemli haber aslında. Yaşanan sorunlarda arkanızda bir devlet olmasının ne kadar önemli olduğunu da belki de gösteriyor. Yine yalan ve iftira demiş. Erdoğan'ın 10 sorusuna yanıt veremeyen Kılıçdaroğlu yalana sarıldı diyor da. Abi şu o şekilde görmüş haber efendim. Yeni Şafak gazetesi biz hazırız manşetiyle çıkmış. Suriye'nin kuzeyinde 5. harekatın yapılacağı Münbiç ve Tel Rifat'ta PKK'ya ait mevzilerle binalar top ve roket atışlarıyla vurulmaya başlandı. Önceki harekatlarda Mehmetçik'le omuz omuza savaşan Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarından Zekeriya Karslı biz hazırız Münbiç'e yakın bir noktada konuşlandık diyor. Biraz iç bir haber, biraz bir çerçeveye ihtiyaç var. Türkiye bize sahip çıktı. Yüzüne tekme atılan 70 yaşındaki Suriyeli Leyla Daha Sakko'nun hastanedeki tedavisi tamamlandı. Yaşlı kadının oğlu Mahmut Akko, validesinden belediye başkanına tüm yetkililerden annesini ziyaret ettiğini söyledi. Türk halkı bize çok destek oldu, kendimizi hiç yalnız hissetmedik diyor. Şimdi böyle bir karşılıklı da şey var, kışkırtma var. Yani kışkırtmanın sadece bir tarafı değil, işte bir gün içinde böyle bir tonlarca haber şeye çıktı. Kışkırtma gibi, yani meslek hayatımız bize bunların tesadüf olmayacağını gösteriyor. Yani bu kadar haber, olumsuz haber. Bir de böyle bir Suriyeli teyzemize suratına atılan tekme var. O da karşı tarafı kışkırtma amaçlı. Bakın. Yani Suriye tarafını da kışkırtma hamlesi var. Dolayısıyla böyle siyasetin o çirkin dili maalesef Ümit Özdağ bunu şey yaparak sürdürüyor ama yani Ümit Özdağ'ın ülkenin nereye gitmesi gerektiği ya da gideceğiyle ilgili çok endişesi var mı yok mu bilmiyorum ya da kışkırtmanın kime yarayacağı konusunda bir haberi bilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama işte iş bu hale geliyor. Bakın o süreçlerde açık menet uyardık bu kışkırtmaya son verin. Bu meselenin çözümü konusunda siyasal iktidara yani Suriye devletiyle anlaşın, Irak devletiyle anlaşın, Pakistan devletiyle anlaşın, neyse Afganistan'la anlaşın. Bu hatta zorlamanız gerekirken vatandaşı kışkırtma işinin kimseye yaramayacağını ifade etmiştik. İşte içinden geçtiğimiz süreçte onu bize bir kez daha gösterdi. 20 milyon ton tahıl Türkiye'den demiş Rusya ve Ukrayna'nın depolarında bulunan ve değeri 35 milyar dolara ulaşan 20 milyon ton tahılın dünya pazarına ulaşması Türkiye üzerinden sağlanacak diyor bir başka haberde. Efendim Luhansk'ta düşmek üzere demiş ne bekliyordunuz? Yani biraz böyle üzülmüş gibi sanki Yeni Şafak gazetesi NATO ve emperyalizmi buralarda. İşte göz açtırmamak lazım. Luhansk, Luhansk denilen bölgeler de daha önce Ukrayna devletinin özerk bölge konusunda anlaşma sağladı ama onun sonrasında Zelenski ile birlikte katliamlara muhatap olan, baskıya muhatap olan yerlerden bir tanesi. İşte o ayrıntıları görmeyince başlıklar ve manşetler de yetersiz kalıyor. Sözcü gazetesine bakıyoruz. AYM kararını tanımayan hakimi Adalet Bakan Yardımcısı yaptılar demiş. Burası Türkiye dedirten atama kararı. Kamuoyunun yakından takip ettiği siyasi davalarda verdiği kararlarla tanınan hakim Akın Gürley'in bakan yardımcısı yapılmasına muhalefet tepki gösterdi demiş. Bu konuya ilişkin çeşitli kesimlerin açıklamalarına yer veriyor gazete. Kılıçdaroğlu Zekeriya Öz'e benzetmiş bu ismi. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan Akın Gürlek için yeni Zekeriya Öz benzetmesi yapmış demiş. Bir nedir ne değildir bizim hukukçular bir incelesin bakalım. Tam verdiği kararları bilemiyorum. Muhalefetin attığı manşette de yorum yapmak sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Onlar da çünkü yaptığı yorumlarda maalesef temelsiz kalabiliyor bazen. Allah bunların hortumunu kesmeyi bana nasip etsin. İYİ Parti lideri Akşener Burdur'da halka seslendi, iktidara tepki gösterdi. Şimdi peşi sıra seçim hareketi olmadan mitingler gerçekleşiyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz çıkartması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Maltepe mitingi, Meral Akşener'in de çeşitli bölgelerde böyle adına miting demiyorlar ama miting gibi yaptığı şeyler. Yani herkes böyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ben buradayım diyor işin özeti. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak onu gözlemlemeye çalışacağız. PKK'nın elebaşı haini MİT'ten nokta vuruşu birinci sayfada görülmüş. Efendim Ümit Özdağ Esenyurt'ta sığınmacıları eleştirmiş. Burada eleştirilecek olan yer sığınmacılar değil bizatihi iktidar. Neden? Suriye devletiyle görüşmediği için. Yani bu vurgular ön planda olmadığı sürece bu meseleyi konuşmanın kimseye bir faydası yok. Cumhuriyet gazetesi
Efendim şahsım hukuku ödüllendirdi. Tartışmalı davanın hakimi bakan yardımcılığına atandı demiş. Erdoğan'ın gözdesi Gürley'in yükselişi sürüyor manşetiyle. Hemen yukarısında Atatürk'ü yok saydılar diyor. Bakanlığın festival rotasında Anıtkabir yer almıyor denilmiş. Dediğimiz gibi bu Cumhuriyet Sözcü gibi gazeteler iktidarı eleştirirken Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i vesaireyi hatırlatıyor ama muhalefetle ilgili meselelerde Atatürk'ü yok saymaları da yine bir gelenek halinde sürüyor gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Beşli çeteden alıp çiftçiye vereceğim Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ekonomiye ilişkin. CHP lideri Kılıçdaroğlu çiftçilerle, muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu zamlardan şikayet eden ve açız bir çözüm bulun diyen yurttaşlara sorunların farkındayım, fakirliği bitireceğim. Allah'ın güneşini beşli çeteye teslim etmeyeceğiz. Bedavaya elektrik kullanacaksınız demiş mesela. Yani nasıl yapacaksınız peki şimdi bunu özelleştirmeyi, kamulaştırmaya çevirmen lazım ki hani böyle bir vaat verebilesin. Yoksa normalde bu özel sektör hayatta böyle sana senin hatrununa kimseye bedava elektrik vermez. Yani buralarda böyle bir temelsizlik var. Ha şunu söylüyorsan Atatürk politikaları uygulayacağız. Kamulaştırma yapacağız. Otoyolları kamulaştıracağız. Elektrik sektörünü tamamen kamulaştıracağız. Devletleştireceğiz vesaire. Yani böyle bir açık net bir politika izlersin. Ha, o zaman deriz ki bak bu dediğin olur olmaz ama bunu demeyip hala liberal politikaları savunup hala parti sözcülüğü ya da muhtemel o altılı masanın ekonomi bakan adayları arasında Ali Babacanlarla birlikte poz veriyorsan bu olmuyor işte. Neden? Çünkü onlar zaten bu mevcuttaki duvara toslamış ve hepimizi bunaltan ekonomik sistemin temsilcileri. Yani buna dikkat çekmek gerekiyor bir kez daha. Dış ticaret fazlası başka bağıra açık 10.7 milyar dolara çıktı. Tabii buradaki açık temelini şöyle açıklayalım. Genelde enerji ithalatımız yoğun olduğu için ihracatta çok ciddi bir dengesizlik yaratıyordu. Ama bu ayın enerji dışı rakamları da işlerin yolunda olmadığını net bir şekilde gösteriyor. O açıdan önemli bu rakamlar. Doktorsuz hastane demiş. Uludağ Üniversitesi'nde onkoloji bölümünün kapatılması gündemde diyor. Bir habere bakmak lazım. Neden değildir onu anlamaya çalışmak lazım. Akşam gazetesi Miço'da keçiye sarıldı. Batı'nın sırtını sıvazladığı Miçotakis, selefleri gibi gayri askeri statüdeki Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi deniliyor. Buğday krizi İstanbul'dan çözülebilecek. Küresel tahıl krizinin önüne geçilebilmesi için Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye, Rusya ve Ukrayna İstanbul planını hazırladı denilmiş. Milli Ordu'dan gövde gösterisi Türkiye terör örgütü PKK-YPG operasyon hazırlığı yaparken SMO'da bölgede dev bir takvikat gerçekleştirildi diyor. Bu da akşamın manşetiydi. Türkiye hedef 600 kilometre harekatla sınır temizlenecek. Sınırın 600 kilometrelik kısmını kontrol altına alınacak. 601. kilometre ya da 45 kilometre derinliğe kadar inilecek. 46. kilometre diye o soruları biz buradan tekrar edelim. Suriye'nin devletiyle bu operasyonel süreci gerçekleştirmediğimiz sürece kuşkusuz bu terör bataklığını kurutmak mümkün olmadı ve olmayacaktır. Bunu bu zamana kadar gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Ha, Kahraman Mehmetçi'ye sınırını belirlersin, o gider görevini yapar. O ayrı mesele. Bunu da ifade edelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetinden sonra da yine Karar Gazetesi Çin oyununa Birleşmiş Milletler perdesi demiş. Yine Doğu Türkistan yaygarası artık anlat bitmiyor. Bunlar herhalde artık bu çevrelerden beslendiği için midir nedir bu yalanları söyleyip duruyorlar. Efendim Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyareti ve şeyin Akşener'in de Burdur ziyaretine burada yer vermiş gazete. Az önce bunları da ayrıntılandırmaya çalıştık. Efendim FETÖ'nün TSK'yı dizayn etme amacıyla tertiplediği Poyrazköy kumpası davasında da yeni gelişme yaşandı. Kumpasta görev alan 48 hakim ve savcı hakkında 23 yıldan 64 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpas davasında soruşturma tamamlandı. Aralarında firari savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de bulunduğu 48 hakim ve savcı hakkında 23 yıldan 64 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Amirallere suikast soruşturmasında tutuklama kararı verilince intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar dahil 92 kişi ve kuruluş müşteki olarak iddianamede yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde Öz ve Seçen'in özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, haberleşmenin gizliliğini ihbar etmek, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kamu görevlisinin resmi belgeli sahteciliği, gizliliğin ihlali, suçluyu kayırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve görevi kötüye kullanma suçlarından 23 yıldan 64 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede hakim ve savcılar üst akıl tarafından ortak bir merkezde hazırlanan kumpasta rol alan örgüt üyesi olarak tanımlandı. Planlı ve sistematik şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleği olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulunup, gerçekte olmayan örgütlenmenin bulunduğuna dair algı yarattıkları vurgulandı. Efendim, ekonomi gündemine bakalım. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları için kritik uyarılarda bulundu. Aslan, ormanları korumak için kadro ihtiyacının elzem olduğunu vurguladı. Önleyici tedbirlerin alınmasına da dikkat çeken Aslan, önlemlere harcadığımız parayı kat ve kat yangından sonra harcıyoruz dedi. Sendika Genel Başkanı mevsimlik geçici işçilerin kadro meselesinde müjde beklediklerini de söyledi. Yeşil Vatan'ın koruyucusu ateş savaşçıları bu yangını söndürdü. Orman yangınlarını önlemenin yolunun işçi olduğunu belirtti. Mücadele için kadro çağrısı yaptı. Tabii bu yıl geçen yıla göre kurum daha fazla bir hazırlık yaptı. Hak İş'e bağlı Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aslan'ın gündeminde orman yangınları vardı. Ormanlar havayı çeker, tozu tutar, suyu temizler, erozyonu önler. Ormanları korumak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Settar Aslan bunun için kadro ihtiyacı olduğunu söyledi. Sebebi işçi yok. 5 artı 1 kişinin olması gerekir. Bugün geçen yıl 2-3 işçi bulup bir şoför bulan öpüp başına koyuyordu. Önleyici tedbirlere, yani yangın çıkmadan önce önleyici tedbirlere harcamadığımız paranın tasarruf ediyoruz gibi gözüküyor. Fakat kat be kat fazlasını yangınlardan sonra harcıyoruz. Onun için biz diyoruz ki yerlerinde yangın ekiplerini, yer ekiplerini güçlendirin. Sendika Genel Başkanı mevsimlik geçici işçilerin kadro meselesinde müjde beklediklerini de söyledi. Bir müjde bekliyoruz. Bir teşekkürü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza yapmak istiyorum sizin huzurunuzda. Dedi ki başkanım senin geçici işçilerle ilgili problemi de Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşacağım. Aslan daha sağlıklı çalışılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrılması gerektiğini de belirtti. Türkiye'nin 1/3, %30'u ormanlarla arazilerle kaplıysa ormanlar müstakil bir bakanlık olmalı. Adına da orman vatandır diyorsak, yeşil vatandır diyorsak, yani bir yere bağlı genel müdürlükle bu işin daha etkin olacağı kanaatinde değil. Ahırdaki hayvanların yarısından fazlasını sattığını söyleyen Iğdırlı besiciler yem ve akaryakıt fiyatlarından yakınıyor. Girdi maliyetlerinde indirim isteyen besiciler hükümete çağrı yaptı. Ülkeyi kalkındırmak istiyorsanız tarım ve hayvancılığı destekleyin dedi. Sütümüz de para etmiyor. Yemler de çok fazla. Besiciler yem ve yakıt fiyatlarından yakınıyor. Üretime devam edebilmek için destek istiyor. Ben 20 dönüm, 30 dönüm, 40 dönüm ektiğim yerde şu anda 10-15 dönüme inmiş. Ya çözüm şu anda girdi maliyetleri çok fazla. En önemlisi zaten yakın. Iğdır'daki besiciler günden güne kötüye gittiğini söylüyor. Ahırdaki hayvanların yarısından çoğunu sattılar. Şartlar bayağı bizi zorluyor. Maliyetler çok fazla. Bende 30 tane hayvan var idi, şu anda 5'e indi. Maliyetlerin altından kalkamayan üreticiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Ya beklentimiz yani en önemlisi tabii bize yakıt desteği ve yem destekleri. Ben de ekemiyorum.
Çünkü altından kalkamıyorum. Benim traktör de var. Ben traktör olmam, mazot koyamıyorum. Deposu 2300-2400 lira duydum. Besici çözümü de açıklıyor. Bizi destekleyin, biz üretime devam edelim diyor. Peki. Çözüm üretime, tarım ve hayvancılığa destek verecek. Eğer yani Türkiye kalkınmasını istiyorsa, Türkiye önce tarım ve hayvancılığa destek verecek. Yem fiyatlarının pahalı olması büyükbaşın kesime gitmesine neden oldu. 18 senede şu an 7 tane kaldı. Neden? Hep yem, sattım yeme verdim, ucuz da. Bir tanesi 6 lira, 5 lira sattım. Bir hayvan gidiyor, 5 nüfusun yiyecek kadar yiyor. Besicilik yaparak çocuklarını okutup evlendirdiler. Ancak şimdi hayvanlarını yok pahasına satıyorlar. Bir torba yem olmuş 300 bin lira. Zordur artık, geçim zordur abi. Doğar inekleri çoğunu kesime göndermişiz. Bu yüzden artık daha besicilik öldü. Üreticiler girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesini istiyor. Yem fiyatları düşsün, gübre fiyatları düşsün. Ot alamıyoruz, saman alamıyoruz. Ben çok ineklerimi sattım. Sağlam ineklerimi hepsini sattım. Türkiye'nin en verimli arazilerinden biri olan Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı. Üreticiler taban fiyatın kısa zamanda açıklanmasını bekliyor. Girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini söyleyen üreticiler verilen desteklerin de yetersiz olduğundan yakın. Gübre maliyetlerimiz geçen seneye nazaran %300-400 civarı arttı. Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı. Biçerdöverler tarlalarda harıl harıl çalışıyor. Girdi maliyetlerine direnen üreticiler zarar etmeyecek bir taban fiyatı bekliyor. Buğday çıktığı zaman TMO buğday çıktıktan bir ay sonra fiyatları açıklıyor. Bu da piyasada bir belirsizliğe. Özel sektörün kimi zaman işine yarıyor, kimi zaman da belirsizlik yüzünden çiftçi mağdur oluyor. Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu üretimin önünde büyük engel. Çiftçiler taleplerini sıraladı. Hükümetin duymasını istedi. Bu elektrik ödemelerinin her ay değil, sezon sonları yapılması. Ayrıyeten büyük sanayici olduğu gibi çiftçiye de elektrikte bir kolaylık ve KDV indirimi ve özel tarife uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Reyhanlı Barajı'nın tamamlanması ve ovaya su verilmesini isteyen üreticiler iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor. Biz bu bölgede kara kılçık buğdayı üretiyoruz. Türkiye'de tek parçada en büyük kara kılçık üreticisi 2021 ve 2022 sezonunda biz olduk. Bu hibrit olmayan bir çeşit. Ve özellikle yerli buğday olması ve cinsinden dolayı gluten oranı daha düşük ve sindirim sistemi çok faydalı bir buğday. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Bekir Demirtaş tarım alanlarının küçüldüğünü söyledi. Buğdayda Hatay'da Amik Ovası'nda küçülme olmuştu. Son 10 yılda 650 bin hektardan 540 bin hektara kadar azalma söz konusu. Üretim miktarına da baktığımızda üretim miktarı da yaklaşık 250 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Çiftçilerin ekip biçmeye devam edebilmesi için desteklerin artırılması gerekiyor. Yeterli üretim ulaşabilmemiz için bu desteklerin güncellenmesi, artırılması gerekmektedir. Çünkü fiyatlar ve maliyetler sürekli değişiyor. Üreticiler de bunun maliyetlerini karşılayacak şekilde artırılması gerekiyor. Sulama yatırımlarının artırılması, işte modern sulama tesislerinin devreye girmesi, barajlarımızın devreye girmesi ovadaki üretimi geliştirmektedir. Efendim, Tarım ve Orman'la Hazine ve Maliye Bakanlığı ekmek fiyatlarındaki artışı önlemek için ortak karar aldı. Fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecek. Ekmek fiyatlarının artmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un sanayicilerine yönelik ucuz fiyata buğday satışı devam edecek.
Un fiyatlarında aşırı artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada ülkemiz buğday üretiminin 2022 yılında hava koşullarının da olumlu gitmesiyle geçen yılın %10,5 üzerinde 19,5 milyon ton, toplam hububat üretiminin de geçen yılın %15,7 üzerinde 36,9 milyon ton olması beklenmektedir. Buğday ve arpa hasadı lokal olarak başlamış olup hasat edilen yerlerde verimin geçen yılın üzerinde olduğu müşahede edilmektedir. Değerlendirmesi yapıldı. Haziran-Ağustos dönemi için piyasada un fiyatlarında aşırı artış beklentilerinin oluştuğu yönünde spekülasyonlar yapıldığına dikkat çekildi. Yapılan bu spekülasyonlardan tüketicilerimizin etkilenmemesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak TMO'nun un regülasyon uygulamalarına Haziran ayından itibaren tekrar devam etmesi uygun görülmüştür denildi. Böylece fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına TMO tarafından uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılmaya devam edilecek. Efendim, Sakarya'da da enginarın zorlu hasadı başladı. Çiftçiler bin bir zahmetle tarlalardan sofralarımıza ulaşan enginar hasadının hikayesini anlattı. Bu yıl 4000 ton civarında mahsul bekleyen çiftçiler artan maliyetler içinde çözüm bekliyor. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 2000 dönüm alanda ekimi yapılan ve karaciğer dostu olarak bilinen enginarların hasadına başlandı. Pamukova'daki mahallelerde yaşayanların geçim kaynakları arasında yer alan enginar, tarım işçilerinin türlü zahmetleriyle çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tüketiciye ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarında tarlalara gelen işçiler ellerindeki bıçaklarla kesim yaptıktan sonra enginarları sırtlarında taşıdıkları küfelere doldurarak tarlanın kenarındaki römorklara boşaltıyor. Çiftçiler tarafından traktörlerle taşındıktan sonra sayımı yapılan enginarlar kamyonlara yüklenerek İstanbul'daki hallere gönderiliyor. Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya yaklaşık 2000 dönüm arazide ekimi yapılan enginarın Marmara bölgesinin özellikle İstanbul'un vazgeçilmez sebzelerinden olduğunu söyledi. Bölgemizde enginar hasadı başladı. Marmara bölgesinin özellikle İstanbul'un vitamin deposu. Sofralarımızın vazgeçilmez sebze türünden bir tanesi. Biz bunun tanıtımını herhalde biraz fazla yapamadık. Daha Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesine de satmak istiyoruz. Ama maalesef Türk çarlarımızı bir şekilde buraya çekemedik. Bu sene rekoltumuz çok güzel. Kış aylarında gerekli yağış alındığından dolayı rekolt olarak iyi. Hemen biz tane olarak bunu sattığımız için, hasat ettiğimiz için dönümünden 3000 tane falan kesim hasat yapabiliyoruz. Rekolta iyi ama fiyatlarımız biraz düşündürücü. Tüm şeylerde, o kesimlerde olduğu gibi enginarda bu sene maalesef üreticimiz şu anda mağdur. Çoğu üreticimize yaptığımız konuşmalarımıza enginar bahçelerini sürmekten yana. Fevziye Mahallesi'nde enginar yetiştiricisi İbrahim Öner, 25 dönüm enginar bahçesinden yaklaşık 60 bin adet enginar ürettiğini anlattı. Öner, ürün fiyatlarının çiftçiyi memnun etmediğini vurguladı. Yaklaşık 25 dönüm arazim var, enginar bahçesi. Bundan işte 60 bin adet bekliyoruz, rekoltümüz bu şekilde. Fiyat konusunda çok memnuniyetimiz yok bu sene için. Geçtiğimiz yıl 1500 liraydı, bu sene daha belli değil, 2000-2500 lira arasında. Rekolte olarak çok güzel. Yani şeyimiz güzel ama fiyatımız da güzel olursa tabii ki çiftçinin de yüzü güler. Çardak Mahallesi'nde 20 dönüm enginar bahçesi bulunan çiftçi Burhan Sarıbaş'ta girdi maliyetlerinin yüksek, ürün fiyatının düşük olması nedeniyle mazot ve gübre konusunda destek beklediklerini ifade etti. Efendim, son bölümdeyiz.
Kars'a uzanacağız. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Dorleon isimli 5 yaşındaki dişi Kafkas vaşağı 11 ayda 1400 kilometre yürüdü. Dişi Kafkas vaşağının adımları neslini korumak için üzerine takılan GPS cihazından takip edildi. Geceleri av peşinde gündüz uykuda olan 5 yaşındaki vaşak Dorleon yakından izleniyor. Çünkü nesli tükenme tehlikesi altında. Doğu Anadolu'daki biyolojik çeşitliliği tespit edip korumak amacıyla 10 yıldır Sarıkamış'ta kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. İşin başında ise Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban var. Sarıkamış ormanları aslında Türkiye'de görülen iki tür vaşağın kesişme noktasında yer alıyor. Bunlardan bir tanesi Avrasya vaşağı, bir tanesi de Kafkas vaşağı. Kafkas vaşağı bizim için aslında çok değerli çünkü Türkiye'deki görüldüğü tek yer Sarıkamış ve burada sonraki coğrafya. Biz de Kafkas vaşağını araştırmaya yoğunlaştık burada. Bu çerçevede Eskişehir Hayvanat Bahçesi görevlilerinin de desteğiyle Sarıçam ormanlarında yakalanan bir Kafkas vaşağına üzerinde konum gösteren GPS cihazı olan tasma takıldı. Dorleon adı verilen 15 kilogram ağırlığında ve 5 yaşındaki dişi vaşağın doğadaki hareketleri ve yaşam alanı bu uydu vericileriyle takibe alındı. 2013'ten beri vaşakları yakalayarak uydu vericisi takıyoruz. Bu çalışmamız devam ederken Eskişehir Hayvanat Bahçesi ile birlikte yaptığımız bir çalışmada onların doğada yerinde koruma programlarını burada yerine gerçekleştiriyoruz ve Dorleon isminde bir vaşak yakaladık. Kış sezonunda da ormanın dip bölgelerine geçip daha sessiz sakin bölgelerine geçip üremek için kendine eş arıyordu. Vaşak Dorleon dişi bir vaşaktı. 5 yaşındaydı, üreme dönemindeydi. Bu sene belki onu eğer buradaki kameralarımız tespit ederse yavrularıyla birlikte görebiliriz. Bu çalışma sonucu Sarıkamış ve Selim ilçelerinde kullandığı alanlar ve güzergah kayıt altına alındı. Dorleon'un gece avlanıp gündüz insanlardan uzak ve güvenli alanlarda dinlendiği belirlendi. Gece avlandığı için ormanın hayaleti olarak adlandırılan vaşağın son 11 ayda Sarıkamış ve Selim ilçelerinde 446 kilometre karelik alanı kullanıp 1400 kilometre yol kat ettiği saptandı. Şimdi sizler önce yeşilin tonlarıyla nefes kesen Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki sinek yaylasına götüreceğiz. Sonrasındaysa kışın sona ermesiyle yeniden canlanan Bayburt'un Yakup Abdal Tabiat Parkı'nda kısa bir gezintiye çıkaracağız. Yeşilin tonları, volkanik platolar, menderesler. Görenleri hayran bırakan bu yaylanın adı Sinek Yaylası. Ortalama 2400 rakımda bulunan Sinek Yaylası, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sinek Yaylası, zengin kaynak suları ve bitki örtüsüyle her yıl çok sayıda hayvanı ve göçeri ağırlıyor. Ayrıca geçen yıl su seviyesi azalan menderesler ilkbaharda kar suları ve yağışlarla yeniden doldu. Yüksek noktaları karla kaplı olan ve yeşilin farklı tonlarına bürünen zengin bitki örtüsünde otlayan hayvanlar ve menderesler havadan görüntülendi. Burası ise Bayburt'taki Yakup Abdal Tabiat Parkı. Çetin geçen kışın ardından canlanan doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Burada her şey çok doğal. Derenin akan şırıl şırıl sesi, göletin huzur veren bir bakış açısı var. Bahar Bayburt'a yeni yeni gelmeye başladı. İşte çiçekler, böcekler, her şey doğanın bize mükemmelliğini sunuyor. Tabiat Parkı, yüz ölçümünün %8'i ormanlarla kaplı Bayburt'un ender doğal Sarıçam ormanlarından birini barındırıyor. Etrafımızdaki doğa güzellikleriyle, yanımızdaki baraj gölünün suyunun katmış olduğu ambiyans ve seslerle birlikte güzel bir piknik organizasyonu oluşturduk. Stres Atmak adı altında arkadaşlarımızla toplandık. Burayı çok önerdiler. Buraya da yeni bahar gelmiş. Göleti olsun, ormanlık alanı olsun. Çok güzel bir piknik alanı olmuş. Yakup Abdal, şehir yaşamanın günlük karmaşasından uzaklaşmak isteyenlere yeşil ve mavinin eşsiz tonlarıyla huzurlu ortam sunuyor.
Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasındaki Çorum Alacahöyükören yeri yeni turizm sezonuna hazır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle 1935 yılında başlatılan kazılarda kentin önemli bir bölümünün gün yüzüne çıkartılmasına rağmen kazılar halen devam ediyor. Cumhuriyet döneminin ilk arkeolojik kazıları arasında bulunan Alacahöyük Ören yeri yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çorum'un Alacahöyük köyünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ve kişisel servetinden sağladığı katkıyla 1935 yılında başlatılan kazılarda kentin önemli bölümü gün yüzüne çıkartıldı. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser, Çorum'un Alacahöyük'te Boğazkale ve Şapinova gibi antik kentleriyle tarih turizmi potansiyeli yüksek bir kent olduğunu söyledi. Başta Boğazkale, Şapinova, Alacahöyük olmak üzere tarih turizminin potansiyelinin yüksek olduğu bir kentimiz. Dolayısıyla bugün burada bulunduğumuz Alacahöyük, Cumhuriyet dönemimizin ilk kazılarının yapıldığı bir merkez. Kent merkezine 53 kilometre mesafedeki Alacahöyük Ören yeri, kalkolitik çağdan itibaren farklı medeniyetlere ait yaklaşık 7000 yıllık geçmişiyle önemli bir arkeoloji merkezi. Kazılarda özellikle Hatti ve Hitit medeniyetinin yanı sıra eski Anadolu kültür tarihine ait önemli izlere ulaşıldı. Alacahöyük'ün Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olduğuna işaret eden Keser, buradaki arkeolojik kalıntıların yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü dile getirdi. Hem Hattuşa'da hem Alacahöyük'te 12 aya yayılmış durumda. 12 ay boyunca araştırmalar, incelemeler devam ediyor. Burada açığa çıkartılan günümüzden yaklaşık 3600 yıl, hatta 8000 yıl kadar geriye kadar giden buluntular ziyaretçilerimizi karşılayacak inşallah. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniversitesi'nin desteğiyle sürdürülüyor. Kazılarda elde edilen tarihi eserler Alacahöyük Müzesi'nde sergileniyor. Eserler üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda antik kentte 7000 yıl önce yaşananlar hakkında ipuçları veriyor. Efendim, Volkan gazetesi Cumhurbaşkanı Tatar Rum yönetimini terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeye çağırdı diyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı bir açıklama yaparak Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte oluşan yeni küresel güvenlik ihtiyaçlarının bölgesel ve küresel yeni güvenlik işbirliği arayışlarını gündeme getirdiğini vurguladı. Bu yazısından bu başlığı ön plana çıkartıyor. Özellikle EAKA'nın terör örgütlerine mensup kişileri ve bu sürece ilişkinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın yaptığı açıklamanın analizi Hüseyin Macit Yusuf'un köşesinde gerçekleştiriliyor. Yüzyılın yalanı ve pişkinliği denilmiş bu kardeşlerimizi kim katledip katliam çukurlarına diri diri kim gömdü vurgusuyla da tarihi notu hatırlatıyor. Rum Milli Muhafız Ordusu silahlanma bütçesini rekor seviyeye çıkarırken İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre Güney Kıbrıs bireysel silah tasarrufunda dünyada da 5. sıraya yükselmiş. Bu önemli haberi de paylaşıyor 1. sayfada gazete. Efendim, Ataoğlu Türkiye'den turistleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygun fiyata getirmek için çalışma budur diyor. Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Alaoğlu, BRT'nin Burası Önemli programında oradaki meslektaşımızın sorularını, Levent Bey'in sorularını yanıtlamış ve Ataoğlu, Türkiye'nin Fikri Ataoğlu diyor ki Türkiye'den turistleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygun fiyata getirmek istiyoruz, çalışma budur diyor. Şimdi bu önemli, şimdi şeyde belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten uygun ya da yaz dönemine ilişkin bir takım kampanyada tatil olanağı bulsanız da özellikle gidiş fiyatları o kadar yüksek olduğu için uçak vesaire şu anda anladığım kadarıyla orada bir tıkanma var. Hani bedava bulsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otel diyelim ya da kalacak yer ama gitmek, gelmek, geri dönmek, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi hele bu işleri yapmak çok ciddi maliyetlere çıkınca demek ki böyle bir çalışma gündeme gelmiş. Önemli. Bu da kritik gündem başlıklarından biri. Devam edelim, sıradaki gazetemiz ve haberine bakalım.
Çağdaş Gazetesi Batman'dayız. Verimli toprak suya akıyor demiş. Vahşi sulama toprağa ve ürünlere zarar veriyor. En verimli toprak yanlış sulama yöntemiyle yok oluyor. Tabii bölgede iki tane temel olgu var. Bir, barajların bulunduğu hat üzerinde ağaçlandırma konusunda yaşanan sıkıntı. O bölgelerde barajları biliyorsunuz verimli toprakları da barajlara katarak bir sıkıntı yaşanmıştı. Aslında bunlar böyle geçmiş deneyimlerle de tespit edilmiş bir konu ama maalesef bugün yine yanlış sulama ve verimliliğin olduğu alanlarda daha biliyorsunuz elinizdeki mevcut topraktan da verimli elde edebilmek gibi bir kavram var. Zaman zaman büyüteç programında buna denk geliyoruz ve maalesef burada da yanlış sulama süreçlerinin dereleri çamur gibi akıtıp toprağın suya katılmasına neden olduğunu anlıyoruz. Çiftçi sulamada direniyor diye de bunlar ayrıntılandırılmış. Devam edelim sıradaki gazetemiz ve haberine bakalım. Mardin'deyiz. Mardin Life gazetesi ve nihayet diyor GAP suyu akmaya başladı demiş. Bu önemli bu haber. Biz de bunu bir takip edelim. Fırat'ın suyunu biriktirecek olan Mardin depolama sahalarındaki çalışmaların tamamlanıp suyunun akmaya başladığı haberi veriliyor. 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyormuş. Türkiye'deki buğday üretiminin %10'unu karşılayan Mardin'de bu sezon 1,5 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, önümüzdeki hafta burası cıvıl cıvıl olacak. Buranın buğdayı o kadar kaliteli ki ülkemizin her tarafına gidiyor dedi. Bölgede buğday hasadında günde yaklaşık 3000 kişi de istihdam ediliyor diye eklemiş haberin ayrıntısını efendim. Devam edelim sıradaki gazetemize. Efendim Kayseri'deyiz. Gazete Kayseri yumurtaya gözaltı diyor. Rekabet Kurulu Yumurta Üreticileri Merkez Birliği aralarında Kayseri'nin de bulunduğu üretici firmalar hakkında soruşturma başlattı denilmiş. Burada bir yumurtadaki fiyat ve rekabet koşullarının gözetilmeden gerçekleştirilmesi tespiti söz konusu ama işte böyle ürün bazında kaldığı zaman açıkçası hiçbir anlam ifade etmiyor. Kamuya açık çağrıyı, ekonomi yönetimine açık çağrıyı tekrar edelim. Bütün fiyat ve rakamları tavan ve taban fiyatlar olarak belirlenmediği sürece, bu anlamda bir baskı ve denklem oluşturulmadığı sürece, zincir marketler sürecindeki en azından fiyat politikalarının sabitlenmesi konusunda devlet adım atmadığı sürece bu meseleyi kökten çözmek maalesef mümkün gözükmüyor. Ama yumurta açısından mesele böyleymiş. Kayseri Gazete Kayseri bunu manşete taşımış efendim. Devam edelim. Zonguldak'tayız. Önder gazetesi kasabanın basını ve de siyaseti demiş. Seçimi kaybeden partinin kasabadaki tutucu gelenekçi takımına göre suçlu belliydi. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bu ilçe başkanından kurtulmak lazımdı diye bir yerel anlamda bir siyasi tartışmaya yer veriyor gazete. Ama benim dikkat çektiğim haberde ya da birinci sayfada diyelim çilekler bahçede kapış kapış bölgedeki çileklere ilişkinde bir haber yer alıyor gazetede. Devam edelim. Çanakkale'deyiz. Lapseki gazetesi yerel süreli yayın vurgusuyla kirazlar meyve deposundan yola çıktı diyor. Tarlada 30 TL. Türkiye'nin meyve deposu Umur Bey'de yetiştirilen kirazların hasadıyla birlikte İstanbul yolculuğu başladı denilmiş. Ve buradaki lezzet yolculuğuna ilişkin üreticinin mücadelesi bir yandan anlatılırken bir yandan da son tüketiciye sürpriz tarlada 30 TL ise tabii artık piyasada kaç TL'ye satılır bu da ayrı bir tartışma olarak notlarımız arasına aldık diyelim efendim. Evet. Efendim yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımızla günü noktalıyoruz. Akşam saat 20'de Büyüteç programıyla ekonomi gündemi için yine sizlerle birlikte olacağız. Vedamızın hemen ardından günün sıcaklıklarını merak eden seyircilerimiz hava durumunu takip edebilirler. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.